Milyonların dört gözle beklediği EYT müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. 1999 öncesi sigorta girişi olan milyonlarca kişinin emeklilikte yaş kriteri aranmadan emekli olmasını sağlayan düzenleme daha meclise gelmeden vatandaş Sosyal Güvenlik Kurumu'nun önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Henüz resmi başvuru alınmayan EYT düzenlemesinin bu hafta meclise taşınması ve detaylarının netlik kazanması bekleniyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır. Eski sistemdeki SSK, Bağkur, emekli sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz. Milyonların dört gözle beklediği kararı bu sözlerle duyurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Açıklama sonrası emeklilikte yaşa takılanlar soluğu Sosyal Güvenlik Kurumu binalarında aldı. Hafta sonu olmasına rağmen emeklilik hayali kuranların oluşturduğu kuyruk uzadıkça uzadı. Emekli olduk biz. 91'de emekli olduk. Ne güzel. Milyonlarca kişi de emekli olmayı bekliyor. İnşallah. Allah nasip etsin. Milyonlarca kişi sıra bekliyor emekli olacağız diye. Olsunlar. Olsunlar, iyi olur. Emeklilik iyi. Emeklilikte yaşa takılanlar yıllardır gündemdeydi. Yeni düzenleme resmi gazetede yayımlandıktan sonra yaklaşık 2 milyon 250 vatandaş emekli olmaya hak kazanacak. Düzenlemeden 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar faydalanacak. Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim günü şartı aranacak. Emekli sandığı ve Bağkur'da kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresi ve 7200 prim günü, erkeklerde 25 yıl ve 9000 prim günü gerekiyor. 8 Eylül 1999 öncesi işe giren, gerekli yıl ve prim şartını tamamlayan herkes emekli olacaklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta yasanın inmesini bekliyoruz, tasarının. Ve en geç Ocak 15 gibi de resmi gazetede yayınlanmasını bekliyoruz. Emeklilik için henüz resmi başvurular kabul edilmiyor. Başvuruların yoğunluğuna göre emeklilerin yeni maaşları 6 ay içinde ödenmeye başlanacak. Vatandaş gerek devletten gerekse SGK'ya gidip emeklilik müracaatında bulunuyor. Bunların hepsi hem SGK'ya gereksiz iş yükü getirecek, hem de talebi reddedilecek zaten. Bu 2 milyon emeklilik talebini de ilgili memurlar, emeklilik servisi bunları sırasına göre dosyalarını alıp işleme başlayıp sonuçlandıracaklar. Kişi emeklilik maaşını alması, sonuçlanması Mart'a, Nisan'a kadar da kalsa bile, ki kalacak o yoğunluktan dolayı. Sosyal güvenlik uzmanı Onur Önal, EYT başvurusu yapanların hemen maaşlarını alamayacağını, yoğunluktan dolayı gecikmelerin olabileceğini ifade etti. Emekli maaşına kavuşabilmeleri işte Şubat, Mart, Nisan, Mayıs bu şekilde gider yoğunluktan dolayı. Bir kayıp olmayacak, gelir kaybı da olmayacak.